Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi sıra sardunyaların bakımına geldi artık. Havalar iyice soğudu, Kasım ayına girdik. Birçoğunun yaprakları sarardı, onlara da geçeceğiz biraz sonra ama şurada bir tane aldığım dal vardı. Bakın, bunu artık çiçekleri de dökülüyor ama açtı, çok güzel. Bu pazardan aldığım çok güzel bir tür. Çiçeği harika. Bu dalını da çıkarmak istiyorum ben buradan ve yeniden şu büyük saksıya dikerek de buradan alacağım, merdiven arasına koyacağım. Şöyle toprağımı gevşetip şu otları alıp bu şekilde buraya dikmek istiyorum. Kökü de gelişememiş, saksı küçük olunca, gerçi sulayamadım da, çok fazla sulama da olmadı. Bunları önce bir buraya dikeyim ben. Bu çiçek sapını da baksanıza çok güzel. Almak da istemiyorum. Biraz daha üzerinde dursun. Şöyle bu toprağından, kendi toprağından da buraya biraz dökeyim. Şöyle etrafa doğru kenarlarından yayılsın. Çok kurumuş toprağı. Sardunyalar suyu seviyorlar normalde. Fakat sulayamadım, ihmal ettim sardunyalarımı gerçekten. Çok günlük hayatımız tempolu geçiyor. Ev işlerine zaman bulamıyoruz, bitkilerimize zaman bulamıyoruz. Çekimleri yapamıyoruz. Birçoğumuz aynı durumda, biliyorum. Bunları altına strofor koymuşum. Çok derin diye. Çünkü diktiğimde çok küçük bir şeydi bu. Bu böyle, buna su vereceğim. Bunda dursun. Bunları merdiven arasına alacağım. Çok affedersiniz. Artık havalar soğudu. Boğazlarımızı da etkilemeye başladı havalar. Ortalıkta da bir ağır grip salgını da dolaşıyor. Çok şükür bize daha gelmedi ama bayağı bir yatırıyormuş insanı. Boğazdan ziyade eklem ağrıları olarak bir ağır grip, el, kol, kol kanat hani kalkmıyor gibisinde böyle hastalığı tarif edenler var. Yani buna biz yabancı değiliz aslında, daha önceleri de oluyordu tabi böyle griplerimiz ama koronayı çok affedersiniz unuttuk. Korona unutuldu. Gelen hastalıklar da artık. Bu bıçağımı bahçede kullanıyorum arkadaşlar. Evde kullanmıyorum. Bunlardan çok var. Ama bunun kesimini beğenmiyorum ben. Her mesela domates, salatalığı, soğanı bununla iyi kesemediğim için mutfağımda da sevmiyorum. Dolayısıyla bahçeye, budamaya falan, çiçeklere kullanıyorum. Var. Her gittiğim yerde, her standta hemen hemen bir bıçağım var benim. Yeşilim vardır. Böyle fırtıklı var. Bu çok kurumuş. Bunu bir kabartacağım. Şimdi diğer sardunyalarımızın yanına geçelim. Arkadaşlar, ışıktan dolayı sardunyaları tam net çekemiyorum. Çünkü burası biraz gölgede kalıyor. Şöyle yakından gidelim ama ne kadar görebilirsiniz bilmiyorum. Bakın, burada böyle bir sardunyam var. Çok güzel, çok da güzel yayıldı. Formu falan gayet güzel, yerinde. Ama ben her çeşidinden, her renginden çelik almak istiyorum. Şimdi bundan bir çelik alacağım. Çeliği de nereden alacağım? Biraz böyle şu an çiçekte ama buna da kıyamıyorum. Bu biraz daha dursun olmazsa. Şu biraz sararmış, bakın. Bayağı bu sarardı. Bunun şu üst dallarını kesebilirim. Bu da çok güzel böyle ne derler, ateş kırmızısı bir şey. Bunları şöyle budadıktan sonra şöyle yere atacağım. Yerden süpürürüm. Şimdi tek elimle çekiyorum şu anda. Mesela bunu nereye götürsem, ışığı almak istiyorum ya bunu ben. Şöyle bir güneşe alayım. Evet, tek tek güneşe bir alayım. Burada hatta iki renkli var. Bakın şu
O kadar büyük bir çiçeği var ki ağırlıktan kırılmış hatta şuradan. Bakın şuradan kırılmış. Onu aldım. Şöyle pembe var dibinde. Bunda iki türü var. Bunlar küçük. Bu küçüklere dokunmayacağım. Bunları bir sulama yapacağım. Sonra içeriye merdiven arasını alacağım. Kurumuş yapraklarını temizleyeceğim güzelce. Diğer sardunyalarımda da aynısını yapacağım. Bunu da böyle bir göstermiş olayım. Şu şekilde bıçağımı nereye koydum bir bakayım. Orada kalmış. Pardon. Şimdi bunun da çiçeklerini alayım ben en iyisi. Daha fazla kırmadan. Şöyle çeviriyorum. Bakın. Bayağı buradan derinden keseceğim. Seneye daha dolgun yapraklı olması için. Şöyle dikkatlice elimde kesmeden kesildi ama son dibi evet. Heh. Şu şekilde biraz kanatmış oldum. Şöyle bir tane büyük dal kestim. Bu daldan şu küçüğünü de alacağım. Bunu da şuradan şu şekilde bakın aldım. Bu tepeden keseceğim. Şu taze yerini keseceğim. Bunu 2'ye 3'e bile bölsek köklenir arkadaşlar yeniden. Şöyle bir dal almam yeterli olur. Ama ne yapıyoruz? Budamaya geçtiğim için bu dalı da budayacağım. Bayağı bir şöyle aşağıdan keseceğim bunu da. Şu şekilde. Evet. 2 tane bundan almış oldum. Şunlar da çiçekleri. Bakayım. Şu sarı yaprağı alayım. Şuradan alayım. Temizledikten sonra zaten baharın bunların yeniden toprakları da değişecek. Topraklarını değiştireceğiz. Gübreli. Çok güzel bir toprak yeniden hazırlayıp yeniden dikimler yapacağız. Bu böyle oldu. Bu burada. Şu şekilde. Bir de bu var. Şöyle bunu da çok seviyorum ben. Somon renginde. Bu da bayağı bir gövde kalınlaştı. Ama hiç önemli değil. Ben bundan da yine böyle çelikleri alacağım. Bunu temizledikten sonra. Çiçekleri evet açıyor. Kısmen daha açmaya devam ediyor ama bir tane şöyle yine bundan nasıl alabilirim? Ona da bir bakayım. Şöyle dibindeki kurumuşları hep alıyorum. Tamamen temizleyeceğim. Sardunyalarımız bizim yaz aylarında en çok tercih ettiğimiz süs bitkilerinden arkadaşlar. Çok seviyoruz sardunyayı. Müstakil ev olunca da ben her yere tabii ki sardunyayı diktim, çoğalttım. Çoğalttıkça çoğalttım. Hediye bile verdim. Gitti. Kimileri dükkanlarına koydu. Bazı arkadaşlar. Bunlar klasik türlerimiz. Bir de özel türlerimiz var. Özel türlerim balkondalar. Onlar da çok güzeller. Onlardan da çelikler alıp yine köklendirip bahara çoğaltmış olacağım inşallah. Şöyle uzaktan şöyle bir çekeyim. Formu aslında çok güzel. Bakın. Bu da aslında her tarafı daha tomurcukta. Bunu da şu şekilde bir temizlemiş olayım. O bir dursun. Şöyle. Şöyle bir tane var. Bu kırmızım. Burada tek dal var arkadaşlar. Bunu açmadan yanlışlıkla vermişim. Hediye etmişim daha doğrusu. Olsun hediye ettiğim kişiden yine alırım ama kendim yine üretmek, çoğaltmak istiyorum. Hiç sorun değil. Onu oradan tek dal olarak alacağım. Başka yere dikeceğim. Bunların hepsinin çiçekleri gayet büyük, iriler. Bunlarda hep yanlış ahır gübresi var. Topraklarında karıştırıldı. Şöyle budamayı yapıp
Bakın hepsi daha aslında tomurcukta arkadaşlar. Şu an tomurcukları gördükçe canım aslında kesmek de istemiyor, biliyor musunuz? Biraz daha hani temizleyip şöyle yağmurlar gelesiye kadar biraz daha beklemek istiyorum. Ama şu kestiğim çeliği size mesela, bu çok uzamış, boy yapmış. Bunu mesela şuraya hemen bir saksı hazırladım. Ona da dikebilirim. Suda da köklendirebiliriz. Birçoğumuz biliyor zaten sardunyaların bakımı hakkında, fazla öyle bilgi vermeye bilmeyenler vardır belki ama gerek yok. Bunlar çabuk suda kökleniyorlar. Toprağa da diksek sulasak kökleniyorlar. Bunların bakımını böyle böyle yapacağım. Keşke burası aydınlık olsaydı. İkindinden sonra burası güzel oluyor. Güneşli oluyor. Böyle bunları hep temizleyeceğim. Susuzlar. Sulamalarını çok ihmal ediyorum. Aslında sulasam daha da güzel olurlar. Komşunun da var, bahçesinde daha duruyor sardunyaları içeriye. Henüz almak için erken. Malum bizim iklimlerimiz şu sıralar normal gitmiyor. Yani hava iyice soğuyup yağmurların yağması gereken bir zamandayız aslında ama ben bunlara yine su vereceğim. Şu an daha erken gördüm açıkçası. Bunları daha sonra yine şöyle bahçeye atayım. Orada humus olur, kompost olarak toprağa atarım, karıştırırım. Çürüsünler. Eşim de bir yandan bahçe temizliyor. Domatesleri, biberleri, işte onların kurumuş dallarını, fasulyeleri. Hava çok güzel gerçekten. Bugün kendimizi tamamen böyle dışarıya attık. Böyle bunlar da. Çok güzel açıyorlar. Bunlar tomurcukta değiller. Şunlar tomurcukta. Bakalım. Yani her hafta sonu bunu temizleyeceğim, keseceğim ve budayacağım diyorum ama bir hafta daha erteleyeceğim ya sanki. Daha erken. Biraz daha dursunlar dışarıda. Şöyle. Bakın burada çekim güzel. Renkler güzel yansıyor ama bu taraf gördüğünüz gibi karanlık oluyor. Tam seçilmiyor. Şu da özel türlerden sanırım. Pazardan almıştım. Bunun rengi de çok güzeldi. Çiçeklerim rengi güzel. Şundan çok var. Şu pembeden. Pembişlerden. Bunlardan yine bir iki böyle hediye vereyim. Arkadaşları dükkanlarına koysunlar. Kapalı alanda içeride aydınlıkta ışık olduktan sonra bunlar büyümeye, çiçek açmaya devam ediyorlar. Sıkıntı değil. Benim merdivenin arası tek küçük pencere olduğu için çok yeterince aydınlık olmuyor maalesef. Oraya koysam da yerde daraltacaklar. Böyle ya arkadaşlar, sardunyaların durumları şöyle çekeyim, tamamen karanlık oluyor şöyle. Bu sarkaçlar da burada, bunlar da şimdilik zaten burada olmaları gerekiyor. Siboldiler açtı, tesbihler bakın hep çiçek açtılar, uzadılar. Bunları da budayacağım, böyle keseceğim, seneye daha gür bir şekilde saçaklansınlar. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.